Merhabalar Mehmet Ali Bey. Merhaba Gamze Hanım. Bugün Melek Hanım yerine ben varım. Evet, hoş geldiniz. Hoş buldum. İlk sorumuza hemen geçiyorum. İşçi görev yeri değişikliğini kabul etmek zorunda mıdır? Şimdi bu soruya cevabımız işçinin sözleşmesinde yetki kuralının olup olmamasına göre değişmektedir. Eğer iş sözleşmesinin yetki kuralı varsa genel olarak artık işverenin nakil veya iş yeri değişikliğini işçi artık kabul etmek zorundadır. Bu tabii genel kuraldır. Bu genel kuralı işveren sınırsız olarak kullanamaz. Yani bunu kötü niyetli olarak işçiye mobbing uygulamak ya da işten çıkmasını sağlamak için kullanabilmesi mümkün değildir. Bu gibi durumda işçi bunu kabul etmek zorunda değildir. İkinci olarak işçinin sözleşmesinde yetki kuralı bulunmalı. Yetki ve nakil kuralı olmaması halinde. Bu durumda işçi başka yere gönderilmesini kendisi için işi zorlaştıracaksa kabul etmek zorunda değildir. Ama bazen geçici şantiyeler, geçici şubeler oluşmaktadır. Bu geçici şantiyedeki iş sona ererse ve işveren artık uygun bir iş yeri teklif ederse işçi gene bunu kabul etmek zorundadır. Çünkü oradaki iş sona ermiş ve işveren uygun ve düzgün bir yer teklif etmiş. İşçi de bunu kabul etmek zorundadır. Yani cevabımız iş sözleşmesindeki nakil yetkisinin var olup olmamasına göre değişmektedir Gamze Hanım. Cevaplarınız için teşekkür ederiz. Rica ederim. Kanalımıza abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. İyi günler dileriz. İyi günler.